Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Arkadaşlar sondan başlayacağım. 23, 24, 25'i ilk önce çekeceğim. Ondan sonra 11. videodan devam edeceğiz inşallah. Evet. İstiyamelü damairi, yani zamirlerin kullanımı. Bunun için başa dönelim. Yani daha doğrusu Hulasa bölümüne bakalım inşallah. Şuradan. Mütekellim yası. Örneğin arkadaşlar, evim büyüktür. Ne demiş? Menzili kebirun. Evim büyüktür demek. Mütekellim yası. Sonra ikinci olarak ne var? Mütekellimin nunu. Daha doğrusu na. Mütekellimin için kullanılan nun. Ne harfi yani? Bizim demek. Mütekellim yası. Benim demek. Anlamı benim. Yani isme bitiştiği zaman bu zamirler arkadaşlar. Hü mahum he hü mahum ne ke mahum ki mahum ne ye ve na zamirleri isme bitişirlerse isim tamaması oluyor. Mesela bu da mesela ne oluyor mesela? Bizim demek. Devam edelim. 3. Muhataba kâsı. Kâfı. Yani kâ kümâküm ki kümâkün ne? Bunlar mesela kâ. Muhatap için kullanılan ne var mesela? Ka, senin demek. Ki, o da senin demek, bayan için. Küma, ortak. Küm, siz erkeklerin. Künne, siz bayanların. Biraz şöyle büyütebiliriz bunları. Sonra ne diyor? Evet. Künne. Şunu buraya alalım. Künneyi. Künneyi şuraya almak lazım. Aslında yazsaydım daha uzun oldu. Künne. Şimdi K erkek için. Senin demek. Erkek için senin demek. Yani. Erkek için bu senin demek oluyor. Ama ki bayan için senin demek oluyor. Kadın için diyelim.
düşünüyorum şu an. Evet. Bununla devam edelim. Küma hem erkek için hem de kadın için siz ikinizin demek. Erkek veya kadın için, ikisi için de kullanılabiliyor yani. Ve senin demek. Evet arkadaşlar, mesela ne diyor? Rabbena gfir lena zunubena. Burada bizim anlamında mesela, ey Rabbimiz günahlarımızı affet. Ey Rabbimiz günahlarımızı affet. Demek bu ayetin, ayet yani bu ayetin mali gibi bir şey oldu. Evet. Devam edelim. Kel muhataba yeti fi sureti teryet diyor. Şu şekillerde gelir. Evet. Kâ muhataba kâfı yeti fi sureti teryet diyor. Şu şekillerde gelir. Yeti fi sureti fi suvari teryeti yani şu şekillerde gelir. Sonra ne diyor? Kâ mil muhatab müfret müzekker yani müfret müzekker muhataba için kullanılıyor. Li muhatabeti, pardon, hitap etmek için. Li muhatabeti müfret müzekker, müfret müzekkere hitap etmek için. Ki li muhatabeti müfret müennes, müfret müennese, yani müfret müennes bir, yani bir, yani kadın için senin anlamında ona hitap etmek için. Kümada li muhatabeti müsenna, İkile, yani siz ikinizin cumada ne oluyor? Siz ikinizin demek. Siz ikinizin. Bu bir isim tanımlaması oluyor arkadaşlar. Küm, evet, küm nedir arkadaşlar? Küm li muhatabati cem müzekker. Cem'i müzekkere hitap etmek için kullanılır. Yani siz erkekler demek. Anlamı siz erkeklerin. Yani sizlerin, sizlerin diyebiliriz. Sizlerin, siz erkeklerin. Burada kâ li muhatabeti müfret müennes diyor, müzekker diyor. Müfret müzekker. Müfret müzekkere hitap etmek için kullanılır. Yani erkek için senin demek. Ki de müfret müennese hitap etmek için kullanılıyor. Kadın için senin demek. Evet. Küma bir muhatabatı müsenna müzekker veya da müennes müzekker veya müennes ikile hitap etmek için kullanılır. Müsennaya. Yani müsenna ne demek? İkile demek. Müsennaya. İkile hitap etmek için kullanılır. Anlamı ne oldu?
Siz ikiniz demek. Siz ikinizin, pardon. Senin, benim, siz ikinizin. Sonra ne diyor? Künnen li mukatabatin cem müennes. Künne cemi müennese. Müennese hitap etmek için kullanılır. Siz erkeklere demek. Evet. Menzilikum. Evet. Anlamları ne demek? Senin evin, senin evin, siz ikinizin evi, sizin eviniz, sizin eviniz. Bunları kullanacağız. Menzülüke senin evin demek. Menzülüki o da senin evin demek. Birisi bayan için, birisi erkek için. Menzilikuma siz ikinizin evi demek. Sizin eviniz, sizin eviniz. Evet. Birisi bayanlar için, birisi erkekler için. Cedidun. Yenidir. Menzilüke cedidun. Senin evin yenidir. Menzilüki cedidun. Senin evin. Menzilikuma cedidun. Siz ikinizin evi yenidir. Yani yenidir. Bu şekilde cümlede kurabilirsiniz istiyorum. Dördüncü bir şey olarak, şimdi üçe gelmiştik. Muhatap için kullanılan kaf dedik. Bunlar başlık. Bu ana başlıklardan bir tanesi. Sonra diğer başlık ayarlayalım. Dört. Gaybi. Ve tifi suvarit taliyeti. Neyse. Hı. Niyedül ala müfret müzekker. Ha niyedül ala müfret müennes. Yani ye'ti fi suvarit taliyeti. Hü zamiri. He zamiri daha doğrusu. Çeşitli versiyonlarıyla kullanılır. Hatta şöyle diyebiliriz. Müfret müzekker. Ve hitap etmek için değil. Niyedülle al fisuvar gaib için kullanılan böyle diyelim. Bir saniye. Gaib için kullanılan evet. Bunlar da yeti fisuvar itteliyeti diyor. Şu şekillerde gelir. Yani bu da yeti bir suvarit taliyeti. Şu şekillerde gelir. Nasıl geliyormuş? Mesela ı var. Yani bunlar isme bitiş arkadaşlar. Bunlar önemli olan özelliği buradaki bu konudaki işlediğimiz şey isme bitişmesi ve isme bitiştiği anda bir isim tanımlaması oluşturması. Hüma o ikisinin demek. Hüm o erkeklerin demek. Hünne o bayanların demek. Liyedülle ala müfret müzekker. Müzekkere işaret etmek için. Müzekkere işaret etmek için. Bu he ne için kullanılıyor? Müennese niyedül ala müfredetil müenneseti işaret için kullanılıyor. Hüma
Şimdi ne dedik? Yedül alemle müfret müzekker. Yani müfret müzekkere işaret etmek için. Ne demek bu yani? Onun demek. Onun. Yani o erkeğin. O eril varlığın. Onun demek. Yani anlamı onun. Bu onun derken herhangi mesela bir canlının onun yani müzekker için onun bir herhangi bir canlı varlık da olabilir, bir insan da olabilir. Ama o ikisini demek. Onların demek, o erkeklerin. Ümmi de o bayanların anlamlarını şöyle biraz daha büyük yapabiliriz. Bunu da öyle yapalım. 12 yapalım. Sizin, evet. O ikisinin, onların gibi anlamlara geliyor arkadaşlar. Sonra ne diyor? İşte mesela mektebuhu onun bürosu, mektebuha onun o bayanın bürosu, mektebu buna o iki bayanın bürosu, mektebuhum onların, mektebuhun da yani mektep sırada demek olabilir yani masa. Yani öğrencinin sırası anlamına da gelebilir, masa anlamına da gelebilir, büro anlamına da gelebilir yani. Birkaç tane anlamı var. Nazifun temizdir. Yani onun, o ikisinin, onların masaları temizdir. Masası daha doğrusu temizdir. Hâdihi tamâiru bu zamirler takav olur mudâfen inde ittisâlihi bil ismi. Bu zamirler isme bitiştiğinde muzafun ileyh olurlar. İsim tanımlamasının muzafun ileyhi yani tamlayan olduğunu evet, ben özelliği oymuş. A'da ne demiştik? Mütekellim yası. Mütekellimin nası. Bizim anlamına geliyor. İsme bitişen zamirler. De. هذه الضمائر تتصل بالحروف. Bu zamirler harflere yani bu zamirler harflere yani edatlara bitişebilirler. Cim diye yani, C. Bu zamirler harflere yani Arapçadaki harflere edatlara harf deniyor. Bitişebilirler. Mesela innehu muhakkak o aleyhi harfi cerle beraber mesela lena bikum yani harfi cerlerin tek bir anlamı olmadığı için tek anlam vermeyeceğim yani. Bunlarla birlikte kullanabilirler diyor. Başa dönelim. Bir rul valideyn. Anne babaya iyilik. Celestu ma ihvati netahattesu an fadli valideyna. Anne babamızın fazileti hakkında konuşmak üzere kardeşlerimle oturdum diyor. Yazı kutusuna yazıyorum. Fevecet celest oturdum. Kim oturdum ben? Me'a harficer. İhveti kardeşlerimle beraber demek. Niçin oturdum? Ya da ne yapmak üzere oturdum?
Yapma güzel okudun. Yani netehaddetu an fadli verdiğine. Yani anne babamızın fazileti hakkında konuşmak üzere konuşarak oturdum. Yani konuşmak üzere oturdum. Buna hal diyeceğiz. Yani şu cümle hal oluyor. Neyse. Fevecine fadlehuma azimen. Onların faziletlerinin, değerlerinin, kıymetlerinin büyük olduğunu bulduk. Tevecet ne bulduk? Kim bulduk? Biz. Tevecet ne bulduk? Biz neyi bulduk? Fadlehüme onların faziletlerinin yani onların faziletleri ne demek? Yani onların değerlerinin, kıymetlerinin büyük olduğunu bulduk. Kale Ahmet. Ahmet dedi ki Fevecedne fadlahuma azimen dedik. Onların faziletlerinin, değerlerinin, kıymetlerinin büyük olduğunu bulduk dedim. Değil mi? Sonra ne diyoruz? Vakale Ahmet. Ahmet dedi ki arkadaşlar ben burada Google terime yazıyorum. Sadece bu sesimi herhangi bir şekilde çevirsin diye yani. Yoksa amaç yani tercüme değil. Yoksa yani bunun Arapçasını oraya yazıp işte tercüme ediyor gibi anlamayın. Yani bildiğiniz sesi konuşun. Zaten görüyorsunuz kayıttan. Evet. Kale Ahmet. Ahmet dedi ki Ba'de usbu'in yekunu kad merra ala zevacihime 20 amen. Ve se'eudu lehum haflen bi hadihil münasebeti ala nefkati. Bir hafta sonra onların evliliği üzerinden 20 yıl geçmiş olacak ve onlar için bu münasebetle harçlığımla bir parti hazırlayacağım. Ba'de usbu'in bir hafta sonra demek. Yekunu olacak. Kad merra ale üzerinden geçmiş olacak. Neyin üzerinden geçmiş olacak? Zevacihime, onların evliliklerinden üzerinden, onların evlilikleri üzerinden geçmiş olacak. Ne geçmiş olacak? Eşrune amen. Bakın faili geldi. Yekunu kad merre aleyhime. Yekunu kad merre yani geçmiş olacak. Ba'de usbu yani bir hafta sonra. Eşrune amen yani 20 yıl geçmiş olacak. Ve se'eudu hazırlayacağım. Kim hazırlayacağım ben? Ne lehume o ikisini hazırlayacağım. O ikisine ne hazırlayacağım? Onlar için bir parti haflen. Onlar için bir parti hazırlayacağım. Bi hâzihil münasebeti alâ nefkati yani harçlığımla bir parti hazırlayacağım diyor. Haflen bi hâzihil. Onların evliliği için bu münasebetle harçlığımla bir parti hazırlayacağım diyor. Kim diyor bunu? Ahmet diyor. Feradde aleyhi Halid'en Halid'un kailen. Halid de bunun üzerine ona şöyle cevap verdi. Halit de bunun üzerine ona yani kime?
Kim konuşmuştu burada? Ahmet'e yani. Ahmet'e şöyle cevap verdi. Ne diye? Kailen diye demek. Şöyle cevap verdi. Limâze alâ nefkatike vahdeke? Niçin sadece senin harçlığınla? Limâze niçin demek? Alâ nefkatike vahdeke, yani nefkatik senin harçlığın demek, vahdeke sadece sen demek. Sadece sen, niye yani sadece senin harçlığınla? Yenbagî gerekir en yekûne nefakâtu hâzel hafî min masrûfina cemî'an. Bu partinin giderleri tamamen bizim tarafımızdan ödenmesi gerekir. Ya da şöyle desek daha iyi olur. Bu partinin giderleri tamamen bizim üzerimizde olması gerekir. Yani bu partinin giderlerini bizim ödememiz gerekir diyor. Yenbagî gerekir. Ne gerekir? En yekune. Yani olması gerekir. Ne olması gerekir? Nefakatü herdel hafli, yani bu kutlamanın giderlerinin olması gerekir. Bu kutlamanın giderlerinin ne olması gerekir? Min masrufine cemiyan. Yani hepimizin giderlerinden olması gerekir. Yani hepimizin üzerinde olması gerekir. Hepimizin tamamen ya da hepimizin diye. Hepimizin evet olması gerekir. Neyse böyle diyelim. Yani hepimiz ödememiz gerekir. Yani bu partinin giderlerini hepimizin ödemesi gerekir. Bu partinin giderleri algılamadı. Evet, ne diyor? Limâze nefakat alâ ve nefakatike vahdeke alâ nefakatike vahdeke yenbeği en yekûne nefakatü hâdî hâdel hafli min masrufine cemiyan, yani tamamen bizim giderlerimizden olması gerekir. Yani bizim üzerimizde olması lazım diyor. Fenahnu ebnâuhuma, biz onların evlatlarıyız, oğullarıyız. Fenahnu, biz onların oğullarıyız. Feecabe Ahmet. Ahmet cevap verdi. Ahmet şöyle cevap verdi. Bunun üzerine Ahmet hemen şöyle cevap verdi. Ne diyor? Hasanen lineceal hadel emru neceal em hadel emra sirran beynena ve nadu alel kadimi aradu aleyhi ve nadu ha lineceal, şimdi şey diyor Hasanen, tamam peki. Bu durum aramızda bir sır olarak saklayalım. Ya da bu durum aramızda bir sır olsun. Sır olarak kalsın.
Lineci'an yapalım demek. Hâzel emra, bu olayı ne olarak yapalım, ne olarak bırakalım? Sirran beynine, aramızda sır olarak bu durum aramızda bir bu durum aramızda Peki, tamam, peki diyor. Bu durum aramızda bir sır olsun. Aramızda bir sır olarak kalsın. Tamam. Neyse. Biz öyle deriz yani. Türkçe'de öyle deriz. وَنَادُوا عَلَى الْخَادِمِ وَعَرَّضُوا عَلَيْهِ هَذِهِ الْفِكْرَةِ Yani hizmetçiyi çağırdılar ve bu fikri ona sundular. Arz ettiler, sundular, teklif ettiler. Devam edelim. Nâdû alel-kâdimi ve aradû aleyhi hâzihi fikrete. Feferihâ li O da onların bu görüşlerinden dolayı sevindi. Feferiha Feferiha ala ra'ihim yani onların bu görüşlerinden dolayı sevindi. Feferiha li ra'ihim pardon. Ve kale dedi ki ve dedi ki يَجِبُ عَلَيَّ مُسَاعَدَتَكُمْ فِي اِقَامَةِ هَذَا الْحَفْلِ Benim bu partiyi düzenlemede size yardımcı olmam gerekir. يَجِبُ عَلَيَّ benim üzerime gerekir demek. Ne gerekir? Yani مُسَاعَدَتَكُمْ يَجِبُ عَلَيَّ مُسَاعَدَتُكُمْ Pardon. Yecibu gerekir. Ne gerekir? Size yardım etmem gerekir. Müsaadetu kum yani size yardımcı olmam gerekir. Fi ikameti hadel hafli ikame düzenlemek demek. Hadel hafli bu partiyi düzenlemede size yardımcı olmam gerekir. Fevalidakum sizin anne babanız sahibe fadlin aleyye. Eyvan. Sahibe fadlin sizin anne babanız sahibe fadlin yani fazilet sahibi birisidir. Aleyye benim için de aynı şekilde anne babanız diyor. Fazilet sahibi birisidir diyor. Evet. Şöyle diyelim. Benim içimde anne babanız fazilet sahibi birisidir. Anne babanız fazilet sahibi birisidir. Fazilet sahibi insanlardır. İki kişi sahibe insanlar Evet. Eydan benim için. Evet. Bevalidekum sizin anne babanız. Arkadaşlar şu fevalidekum normalde valideyn ne demek? Şimdi şuraya bir şey yazacağım. Valideni değil mi? Ne demek validen?
Validen ne demek? Validen anne baba demek. Şöyle. Ve hareket edelim. Validani, anne baba. Biz buna kumu eklersek ne demek olur? Sizin anne babanız. Ya da mesela şöyle diyebiliriz. Kitabun ne demek? Kitaplık değil mi? Kitabun kitaplık. Şimdi ben mesela Ali'nin kitabı dersem, Ali'nin kitabı. Kitabun. Bunu nasıl yaparım? Ben bu isim tanımlamasını nasıl kurarım? Önce isim tanımlamasını isim tanımlamasını. Yani aşağı yukarı gördük ama. Pardon. Hata verdi. Kitab-ı Aliyyin değil mi? Ne oluyor arkadaşlar? Biz bunu birleştirirsek ne olur? Ali'nin kitabı diye. Bu Ali'yim. Yani ne oldu? Kitab-ı Ali'yim. Bu kitap ne oldu? Anlamı ne oldu? Ali'nin kitabı oldu değil mi? Ne tamlaması Türkçe bu? İsim tanımlaması. Ali'nin kitabı. Ali'nin kitabı. Biz buna Arapçada arkadaşlar muzaaf diyoruz. Yani tamlanan. Ali kelimesine de muzaf ne diyoruz? İleyh diyoruz. Muzaf. Yani isim tamlısı. Kitabu Ali. Yani isim tamlısı. Şimdi Ali'nin iki kitabı diyecek olursak. Nasıl diyeceğiz peki? Normalde iki kitap nasıl denir? Kitabenin. Kitaben. Bakın burada ne oldu? Mesela kitabun Ali gün dedik değil mi? Kitabun. Burada kitabun kelimesi. Yani isim tanımlaması yaparken ne yaptık? Kitap kelimesini. Tenmin gitti değil mi? Peki Ali'nin iki kitabı nasıl diyeceğiz? Yani biz bu ikisini birleştirmek istersek nasıl olacak? Şöyle olacak. Kitabe Ali. Bunun anlamı ne oldu? Ali'nin iki kitabı. Bunun anlamı bu oldu.
Ali'nin iki kitabı. Şimdi velidâküma diyor değil mi? Velidâni buradan gidelim yani. Bu da işte muzaf ekleyeceğiz. İşte mesela kitabe kelimesi de aynı şekilde muzaf. Ali'nin kelimesi aynı şekilde muzaf ile değil mi? İsim tanımlısı. Şimdi velidâkum de aynı. Normalde velidün baba demek. Velidâni anne baba demek. Velidâ bunu biz topladığımız zaman yani senin anne baba sizin anne babanız dediğimiz zaman olay şuna dönüyor. Evet, velidâni artık öyle olmuyor. Bunun gitti. Velidâkum yani ne oldu arkadaşlar? Velidâkum sizin anne babanız demek. Velidâkum ne demek? Sizin anne babanız. Türkçe'de ne tanımlaması bu? İsim tanımlaması. Sizin ebeveyniniz yani. Velidâkum sizin anne babanız demek. Aynı şekilde velid kelimesi daha doğrusu velide kelimesi muzaf küm kelimesi de muzafın ileh diyeceksin. Yani bir isim tanımlıyor. İnşallah anlaşılır olmuştur. Tabii video dersi olduğu için sizin konuyu hemen anlayıp anlamadığınızı anlayamıyoruz. Onun için soru sorun arkadaşlar. Velidâkum soru sorarsanız bu soruyu YouTube'da yani yükledikten sonra yorumlara yazabilirsiniz. WhatsApp grubundan yazabilirsiniz. Yani yazın, sorun. Evet. Velidâkum sizin anne babanız. Sizin anne babanız. Evet, sizin anne babanız sahibe fadlin. Bakın bu da aynı şekilde bakın. Yine bir isim tanımlamasında nun gitmiş. Bunun bir ayrı bir ünitesi var. Yani nasıl oldu? Velidâkuma sizin anne babanız sahibe fadlin yani fazilet sahibidir, hayır sahibidir, iyi faziletlidir. Aleyye eyvan, bana göre. Aleyye burada bana göre diyebiliriz. Benim açımdan. Ve fil yevmil muhaddedi belirlenen gün geldiğinde ekâmel ebnâvul hafle li vâlideyhime. Belirlenen gün geldiğinde oğullar anne babaları için parti düzenlenir. Belirlenen gün geldiğinde, belirlenen günde ya da belirlenen gün geldiğinde diyebiliriz. Oğullar anne babaları için ne yaptılar? Parti düzenlediler. Ekame düzenlediler. Fesurra'l validâne bi husni tasarrufihim. Anne baba da onların bu güzel davranışlarından dolayı memnun oldular. Sevindiler. Fesurra yani sevindiler. Kim? Anne baba. El-Validani. Bi husni tasarrufihim. Onların bu güzel tasarruflarından dolayı, onların bu güzel davranışlarından dolayı memnun oldular. Ve dediler ki
Ne demişler? Nahmedullah vekad vehebe evladena kalben rahimen vefaen ve vefaen azime. Allah'a hamdolsun ki bize, pardon, evlatlarımıza merhametli bir kalp ve büyük bir vefa bahşetmiş, vermiş. Güzel demek, yapıştıralım. Evet. Allah'a hamdolsun. Vehebe evladine, evlatlarımıza bir hibe etmiş, vermiş, bahşetmiş. Kime vermiş? Evlatlarımıza, oğullarımıza bahşetmiş. Oğullarımıza ne vermiş? Kalben rahimen, merhametli bir kalp ve vefaen azimen ve büyük bir vefa ne yapmış arkadaşlar? Vermiş diyor. Münakaşetün lil fehmi diyor. Yani bunu böyle biraz da küçültebiliriz. Artık. Evet. Parçayı anlamak için yöneltilen tartışma soruları. Münakaşa tartışmak demek. Arkadaşlar münakaşa. Lilfehmi de anlamak demek. Neyi anlamak için? Yani parçayı anlamak için değil mi parçayı? Anlayacağımız bir şey var burada. Yani yöneltilen, o da yok cümlede. Tartışma sorular da yok. Yani bunu ben kendim demiş oldum. Evet. Evet. Vaddih fadlel valideyni alel ebnai. Yani anne babanın çocuklara olan ihsanını, iyiliğini açıkla diyor. Burayı da şöyle düzeltebiliriz aslında. Anne babanız benim için de fazilet sahibi insanlardır diyor yani. Yani anne babanızın bana da çok iyiliği, ihsanı, yardımı olmuştur. Ya da şöyle de diyebiliriz. Anne babanızın bana iyiliği, anne babanız da bana da iyilik, anne babanız bana da iyilik yapmıştır. Bu anlamda gelebilir. Evet, anne babanızın bana da iyiliği dokunmuştur ya da bana da mesela iyi davranmıştır, hoş davranmıştır, ne bileyim o tip anlamlara gelebilir. Mesela fadlun ala iyilik, kibarlık, nezaket, bana da böyle ihsanda, lütufta, iyilikte bulunduğu vakidir. Evet. Anne babanın çocuklarına olan ihsan nedir? İyilikleri. İşte onları büyütmesi, yetiştirmesi, yani doğumundan son nefeslerine kadar yaptığı bütün şeyler anne babanın çocuklarına olan ihsanı diyebiliriz. Neyse. لِمَاذَا اَقَامَ لَبْنَاهُ الْحَفْلَ لِبَلْدِهِمَا. Anne baba çocuklar neden anne babaları için bir parti düzenlediler? Neden düzenlediler? Çünkü evliliklerinin 20. yıl dönümü.
O yüzden özenlediler. Mâzâ kararal hâdimû ve limâzâ? Hizmetçi ne karar verdi ve niçin? Yani hizmetçi onlara yardım etmeye karar verdi. Niçin yardım etmeye karar verdi? Çünkü onların bu hizmetçiye de iyilikleri, ihsanı çoktu. Evet. Bu şekilde ekleyebiliriz arkadaşlar. Konumuz muttasıl mecrur zamirler diyebiliriz. Hatta böyle diyebiliriz. Yani bunun adı eğer bir bu konuya eğer bir şey vermek gerekiyorsa isimlere bitişen zamirler diyebileceğimiz gibi arkadaşlar. Asıl mecrur zamirler. Çünkü arkadaşlar muzaf ileyh yani isim tamamlasının ikinci kelimesi cer konumundaki muttasıl zamirler. Hatta şöyle diyebiliriz. Cer konumundaki muttasıl zamirlerle diyebilirsiniz. Yani ismi bitişirse bunlar isim tamaması oluyor. İsim tamaması oluşturuyor. İsimle bir isim tamaması oluşturuyor bu zamirler. Ve ne yapıyor arkadaşlar? Hatta onları şöyle açabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Evet. Şimdi normalde zamirlerimiz bunlar değil mi? Normalde zamirlerimiz bunlar. Bu zamirleri yani bu zamirleri biliyoruz zaten. Bir de bunların bitişen zamir versiyonu var. İsme bitişen zamirler, fiile bitişen zamirler veyahut da harfi cerlere bitişen zamirler. Şimdi bugünkü konumuz neydi? İsme bitişen zamirler. Yani hü hü mâ hüm, hâ hü mâ hünne, kâ kü mâ küm, kî kü mâ künne, ye ve na zamirler arkadaşlar. Bunlar eğer isme bitişirlerse muzafın leyh olurlar. İsme bitişirlerse ne olurlar? Muzafın leyh. Yani muzafın leyhler nedir? Mecrurdur. Konum itibariyle mecrurdur. Muzafın leyhler konum itibariyle mecrurdur. O yüzden arkadaşlar bunlara da yani bu zamirlere de mesela bu tablonun bir benzerini yapabiliriz. Muttasıl mecrur zamirler diyelim. Muttasıl mecrur zamirlerden ne diyelim? İsme bitişen zamirler. Bugünkü konumuz ne? İsme bitişiyor değil mi? Şimdi mesela bunlar bir zamire kelimeye bitişsin. Ne olsun o kelimemiz? Kitap kelime olsun. Kitabuhu. Bunun rengi farklı bir renk olsun. Evet. Bunların anlamlarını da altına yazalım. Kitabuhu ne demek? Onun kitabı. Kitabuhuma o ikisinin kitabı. O ikisinin kitabı. Sonra ne diyor?
Onların kitabı. Yine aynı bu şekilde. Onun kitabı. Tabi erkek için bu. Onun kitabı. Poetisinin kitabı. Onların kitabı. Peki bu ne oldu? Senin kitabın.